Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 4-10 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet bu hafta ay ilk dördün fazına ulaşacak. Pazartesi günü ay Başak Burcu'nda biraz meşgul başlıyoruz haftaya. İşimiz var, sorumluluklar var. Özellikle iş, kariyer, meslek konularında. Detaylı işler, birikmiş işler, hesaplar. Bunlara zaman ayıracağız. Pazartesi günü meşgulüz. Salı itibariyle ay terazide olacak. Salı ve çarşamba. Evet yine işle ilgili konularımız var, projelerimiz var, sorumluluklarımız var ama biraz daha belki rahatlıyoruz. Biraz daha böyle keyif aldığımız ilişkilere, arkadaş temaslarına, sosyalleşmeye daha fazla yönelebiliyoruz. Bizi keyiflendirecek ortamlarda bulunabiliyoruz. Perşembe itibariyle ise ay akrepte olacak. Özellikle perşembe ve cuma daha sakin, daha izole, kendi dünyamızda olmamız, biraz dinlenmemiz mümkün. Hafta sonu ay sizin burcunuzda. Cumartesi öğle saatlerinde geçişini yapacak. Bu duygusal enerjinizi, yaratıcılığınızı arttırabilir tabii ki. Hem yakınlarınızla daha fazla duygusal paylaşımlar olabilir. Hem de biraz daha yani sevdiklerinize karşı daha hassas olabileceğiniz bir süreçte de olabilirsiniz. Ay burcunuzdan geçerken ruhsal, duygusal olduğu kadar yani bedensel hassasiyetlerinizi de arttırabilir. Kendinizle de ilgilenebilir. Şöyle bir kişisel bakımınızla da uğraşabilirsiniz hafta sonu. Bu hafta gezegenlerimiz burç değiştireceği için önemli enerji değişimleri de var. 6 Ocak itibariyle Mars uzun süredir hareket ettiği Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. 4 Mart'a kadar yaklaşık 2 ay Mars Boğa burcunda olacak. Sizin için meşgul bir dönemi işaret ediyor aslında sevgili yaylar. Bu dönemde işiniz ve mesleğinizle ilgili konularda daha fazla çalışacaksınız, daha fazla efor sarf edeceksiniz. Evde bile olsanız daha fazla meşguliyetleriniz var. Bunu söyleyebiliriz. Genel sağlığınızla ilgili konulara da biraz daha belki özen göstermeniz gerekecek bu dönemde. Mars dönem dönem çünkü sağlık konularında biraz zorlayıcı da olabilir. Yani kronik sorunları tetikleyebilir. İşte biraz daha günlük hayatınızda yorgunluklara yol açabilir. Enerji düşüklükleri verebilir. Çevrenizdeki kişilerle, özellikle çalışma ortamınızdaki kişilerle ilişkilere dikkat etmek lazım. Daha fazla bir çatışma, mücadele olabileceğini de gösteriyor bu süreç çünkü. Bunları dengelemek gerekiyor günlük hayatımızda. 8 Ocak itibariyle ise Merkür artık Kova burcuna geçecek. Merkür 2021'in ilk retrosunu da Kova burcunda yapacak. 29 Ocak'ta başlayacak bu gerileme. 29 Ocak'a kadar Merkür Kova burcunda ilerleyecek. Bu süreç sizin için faydalı. Yeni şeyler öğreneceğiniz, zihninizin hareketli olacağı, kültürel konularda aktif olacağınız bir dönem. Özellikle teknoloji, internet, bilişim sektörü, sosyal medya bunları Kova burcu yönetir ve buralarda daha aktif olacağınız bir dönemdesiniz. Yani işinizle de ilgili bu teknolojileri kullanabilirsiniz veya eğitim hayatınızda bu alanlarda da bazı faaliyetler içerisinde bulunabilirsiniz. Yeni anlaşmalar olabilir, bazı işbirlikleri, bazı sözleşmeler ticari anlamda olabilecek yine bağlantılarınız olabilir. Tüm bunlarda yeni kararları, imzaları, anlaşmaları lütfen 29 Ocak'a kadar tamamlamaya çalışın. 29 Ocak'tan itibaren 20 Şubat'a kadar Merkür gerileyecek sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.